Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlar. Troya Müzesi'nden yaptığımız canlı yayınların 13.sü ile ben ve arkamda Homeros karşınızdayız. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu vesileyle Anadolu'yu da karış karış kazı yapan, yayınlayan, kültürel miras konusunda çaba sarf eden müzecilere, arkeologlara, akademisyenlerin hepsinin gününü kutluyorum. Dediğim gibi bugün canlı yayınlarımızın 13.sünü yapacağız ve konuğumuz Profesör Doktor Nurettin Arslan olacak. Ve konumuz ise Assos, 1881 ve 1883 yılları arasındaki kazının ilk başladığı yıllara döneceğiz. Diplomasi, arkeoloji ve insan konuşacağız. Ve dolayısıyla güzel bir yayın olacağını umut ediyorum. Bir yandan hocamın yayına katılmasını bekleyeceğiz. Her seferinde tekrar ediyorum ama yine paylaşmış olayım sizinle. Daha önceki canlı yayınlarımızı Troya Müzesi YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Bugün yapacağımız yayında 24 saat boyunca Instagram hesabımızda yer alacak. Ve ardından bir gün sonra da YouTube sayfamıza yüklenmiş olacak. Bakıyorum hocamdan. Hocamdan bir canlı yayın teklifi bekliyorum. Şimdi gelecektir diye umut ediyorum. Bu arada işte 13 oldu. Umuyorum siz de başlangıcından bugüne kadar yoğunlukla takip ediyorsunuz. Umuyorum memnunsunuz. Beğendiğinizi tahmin ediyoruz. Tavsiyeleriniz tabii ki önemli. Tavsiyelerinizi lütfen bizlerle canlı yayın sonrasında da paylaşabilirsiniz. Ben hocama bir bakayım hemen. Pardon, kontrol ediyorum bir yandan. Hocam bir teklif geldi, onu kaçırmamaya çalışıyorum. Henüz söylemedim. Evet, henüz gelmiş değil. Osman, hocamla bir iletişime geçebilir miyiz? Canlı yayın teklifini bekleyelim. Bu arada hemen yorumlarınıza da göz atıyorum. Bu haftanın son yayını olacak. Önümüzdeki hafta çarşamba ve cuma günü yapmayı planlıyoruz. Pazartesi gününü boş geçeceğiz. Çünkü oldukça yoğun bir zaman dilimi geçiriyoruz bu canlı yayınlarla beraber. Ve tahmin edersiniz ki hazırlık konusunda da ciddi çaba sarf ediyoruz. Ve dolayısıyla önümüzdeki hafta iki gün yapıyor olacağız. Pardon hocam gelmek üzere gibi galiba. Ve evet hocamı şimdi canlı yayına denizde alıyoruz. Evet, küçük bir gecikme yaşadık. Bir daha deniyorum. Evet, Nurettin hocamı bekliyoruz ve gelmek üzere.
Tamam, merhaba. merhaba. Merhabalar hocam, nasılsınız? Nasılsınız hocam? Hocam sesimi alıyor musunuz? Nurettin hocam sesimi alamıyor sanırım şu anda. Bir kontrol edelim. Bu arada sevgili dostlar, hocam bende dondu. Benim sesimi alabiliyor musunuz? Donan hocam mı yoksa ben miyim? Onu bir teyit etmiş. Evet, hocamı şimdi tekrar bekliyoruz. Evet, arkadaki büst Homeros büstü. Çok seviyoruz. Onu görmeyi odamızda. Teşekkür ederim dostlar. Hocamı şimdi tekrar yayına almayı. Öyle mi? Evet. Hocam da bir donma olmuş ama tekrar bekliyoruz. Instagram canlı yayınlarında biliyorsunuz böyle küçük aksaklıklar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz hafta boyunca biz de birazcık yaşadık ve artık internet altyapımıza başka bir iyileştirmeye gittik. O yüzden bugün size farklı bir mekandan bağlanıyoruz. Merhaba Erdal. Hocamı birazcık bekleyeceğiz. Çünkü bugün güzel bir sohbet olacak. Kimi kazılar? Anadolu'daki kimi kazılar? Evet, kazının kendisini işte konuşmak her zaman insana zevk verebiliyor, çok öğretici olabiliyor. Ama bazı kazılar o kadar uzun zamandır yapılıyor ki, işte Assos kazısı da onlardan birisi, neredeyse 150 yıla geliyor. Dolayısıyla kazının kendi içindeki katman dışında neredeyse kazı tarihçesinde de bir katmanlaşma, bir tabakalaşmadan bahsedebiliriz. Ve Nurettin Hocam bugün bizler için bu anlamda güzel bir konu seçti ve biz aslında bugün birazcık Assos kazı tarihçesi, diplomasiyle bağı neydi? İnsan ilişkileri yani 150 yıllık yapılmış buradan da Sicilya'ya selamlar. Çok mutlu oluyoruz takip ettiğiniz için. Biz bu arada Wi-Fi meselesini kendi adımıza hallettik. Sanırım yayın kalitesi daha iyi olacaktır. 150 yıldır bir yerde çalışınca, 150 yıldır bir yerde kazı yapınca işin içine bürokrasi, diplomasi, insan ilişkileri, akademisyenler arasında ilişkiler işte, ve akademisyenler, işçiler arasındaki konular bunların hepsi giriyor ve orada farklı bir boyut gündeme geliyor. Bugün inşallah bunları konuşuyor olabileceğiz. Tekrar hemen hocamı almayı şu anda deniyoruz. Umut ediyoruz ki başarılı olacağız. Bağlanıyor şu anda. Ve Nurettin hocam karşımızda, ne güzel. Sesimi duyabiliyor musunuz? Hocam görüntünüz şahane. Sesiniz çok iyi geliyor. Nasılsınız hocam? Pandemi günleri nasıl geçiyor? Herkes gibi biz de evden dışarı çıkmıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Evet. Yapacak çok işimiz var tabii ki. Evet yani hem evet dünya bir kriz yaşıyor ama aynı zamanda da işte bizler de böyle zamanlarda nasıl vakit geçirilmesi gerektiği konusunda da yeni bir deneyim
yaşıyoruz. Hocam, her şeyden önce teklifimizi kabul ettiğiniz ve bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tanıttım ama sizi yayına almışken izleyicilerimize tekrar tanıtayım. Profesör Doktor Nurettin Arslan'la beraberiz. Asos Kazıları Başkanı ve aynı zamanda da Çanakkale Arkeoloji Bölümü Başkanı ve hocam. Sesiniz dondu maalesef. Sesiniz tekrar kesildi. Şu anda alıyor musunuz hocam? Hocam bir şey var. Hocam şu anda alıyor musunuz sesi? Şimdi daha iyi oldu ama sizin görüntünüz donuyor bazen sık sık. Hocam evet, böyle küçük problemler oluyor. Sesi alabiliyorsak o Sesiniz, yetecek çünkü sanırım. sesiniz de çok kesik kesik geldiği için son konuşmanızı anlamadım açıkçası. Öyle mi? Hocam, isterseniz küçük küçük sohbetimize başlayalım. Nurettin Hocam, bu arada 21 yıl önce, hocam hemen bir ses konusuna baksın. Evet. Nurettin Hocam'ın 21 yıl önce öğrencisiydim. Ve bugün tekrar karşımda görmek benim için de çok mutluluk verici. Hocam, şahane bir konu başlığımız var. Güzel bir başlık bildirdiniz. Diplomasi, arkeoloji ve insanı konuşacağız Assos özelinde. Kaç yıldır Assos kazılarının kazı başkanlığını yürütüyorsunuz hocam? 2006 yılından beri. 2006 yılından beri. Fakat Assos kazılarının hocam neredeyse 150 yıllık bir kazı geçmişi var, öyle değil mi? Yani kazının kendisi, kazının içinden çıkan katmanlar bir yana, kazı tarihçesinde bile bir katmanlaşma, bir tabakalaşma var diyebiliriz. Aslında 150 yılı biraz daha geriye götürmek gerekiyor. Belki biraz sonra konuşacağız ama aslında ilk kazıyı 1838'de Fransızlar yapıyor. Akropolis'te bu tapınağın parçalarını bulmak için aslında küçük çaplı bir kazı yapıyorlar. Hocam, o zaman müsaadenizle sorularımızla başlayalım. 18 ve 19. yüzyılda hocam, Batılı araştırmacılar Assos konusunda yaptıkları gözlemler ne? Bize neyi bildiriyorlar bu yüzyıllarda? Tabii 18 ve 19. yüzyıl Avrupa'daki biliyorsunuz ekonomik olarak, sosyal olarak bir değişim ve gelişimin olduğu bir süreç. Bu ekonominin iyileşmesi aynı zamanda insanların tabii doğal olarak yeni hobilere ya da eski kültürlere ilgisini arttırdığını hepimiz biliyoruz. Koleksiyonculukta bunun başlarında bir tanesi. Evet. Ve yine bu batılı insanlar artık tekrar doğuyu yeniden keşfetmek için farklı amaçlar için geziler yaptı, uzun seyahatler yaptığını biliyoruz. Bunlar gezginler adını hep söylüyoruz. Evet. Gezginlerin bir kısmı da haklı olarak Assos'a uğramışlar ve buradaki gözlemlerini biz anlattıklarını biliyoruz. 18. yüzyıldan belki biraz geriye gitmek gerekiyor. Bu Assos hakkında gerek limanı, şehir hakkında bilgi veren Piri Reis, dünyaca ünlü bir denizcimiz. O kent Evet. hakkında bilgiler veriyor. Biz şunu anlıyoruz aslında Behram'ın hiçbir önemi yok aslında. Fakir, zayıf bir köy ama bu eski liman günümüze kadar belki de günümüz derken günümüz artık liman özelliğini kaybetti ama 1950'lere kadar hala ticaret yapılan önemli bir limandı. Bu nedenle de kişiler ya da gezginler büyük ağırlıklı olarak deniz yoluyla Asso geldiklerini biliyoruz. Ve Evet. bu gelen 1800 işte 20'den itibaren başlıyor. Bunların ifadelerine göre diyorlar ki Assos gördüğümüz en güzel korunmuş örnek. Hatta bir tane Rokeş diyor ki bu sanki ikinci bir Pompei gibi diyor. Aa, çok ilginç. Evet, şimdi tabii anlatımlarına baktığınız zaman diyor ki sanki kent yıkıldıktan sonra hiçbir şeye dokunmamış olduğu gibi kaldığını söylüyorlar. Ve yine bazıları diyor ki dünyadaki en güzel
mükemmel bir kent örneği. Yine kentin konumu üzerine çok fazla biraz böyle bilgiler aktarıyorlar. Çünkü kentin konumunun ne Atina ne de başka bir Yunan kentinde olmadığını, görüntü olarak olağanüstü bir manzarası olduğunu ve Ben bunu yazarlar da şunu ifade şey ediyorlar. Aslında takip Asos ettim. diyorlar, sanat ve doğanın en uyumlu olduğu kentlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu gezginler tabii ki bu raporlarında ya da aktardığı bilgilerde bu kentin kazılması gerektiğini ve çok önemli olduğunu vurgu yaptıklarını biliyoruz. Evet. Peki. Gezginlerden tabii ki Teksiyer, bir sürü gezgin var, tek tek saymaya gerek yok. Onun burada bulunduğunu ve kentte gördüğü kalıntılar, özellikle surlar, tapınaklar ayrıntı olarak çizdiğini görmekteyiz ve daha sonra 2. Mahmut tarafından kendisine bir arzusu olmadığı sorulur. O da her nedense Anadolu'da bütün antik kentleri gezmiş olmasına rağmen Asos'taki Atina tapınağının kabartmalarını isterler. Çünkü daha önceki Teksiyer'den önce kente gelen gezginlere de yani anılarını veya notlarını okuduğumuz zaman hepsi şunu söylüyor. Bu tapınağa ait kabartmalar ne Yunan'a benziyor, yani arada bir yerde aslında, sanatsal açıdan öyle aslında. O yüzden Mısır eseri gibi vurguluyorlar. Biraz çok garip, ilginç. Onlara çok egzotik geliyor aslında. Belki de o yüzden çok ilgi çekici bir sanat türü olarak da sanat olarak gördükleri için bunu istiyorlar. Ve bu Peki kabul hocam, lafınızı kesiyorum, pardon. Athena Tapınağı'nda ilk kazının başlayışı ve oradaki eserlerin Fransa'ya gitmesi de bu süreçte oluyor galiba, öyle değil tabii mi? 1835 yılında bu Teksiyer Gouffier biliyorsun Fransızlara ağırlıklı olarak geliyor. Bu gezginlerden Teksiyer'den önce gelen gezginleri gösteriyorsunuz. Onun gravürleri. Zaten Evet. kenti de çok ihtişamlı bir şekilde çiziyorlar. Özellikle denizden yaklaşan bir için diyorlar. İster karadan ister denizden yaklaşın. Kentin uzaklardan alınmaz, güçlü, korunaklı bir kent olduğu söyleniyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Teksiyer bu çizimler kentin planını çiziyor. Uzun yani çok detaylı bir araştırma yapıyor. Yani Evet. kent planı çizmek kolay bir şey değil. Biz bugün modern çağda bile bir kentin bazen onlarca yıl sürdüğünü hatırlıyorum ben plan hazırlamak. Bu birkaç gün içinde bu kentin bütün detaylarını çizdiğini görüyoruz. Burada özellikle tapınağın yeni ayağa kaldırmasını da yapmış ve friz ve metoplara ait örnekleri görmektesiniz. 1835 yılında geliyor ve izin aldıktan sonra Rogetta adlı bir Fransız arkeolog 1838 yılında demek ki 3 yıl sonra Asos'taki bu tapınağın filizlerini götürmek üzere oraya geliyor ve küçük çaplı bir kazı yapıyor. Çünkü bazı parçalar toprağın altında ve bu kazı sonrasında bulunan parçalar Espri adlı bir gemiyle, savaş gemisiyle Fransa'ya orada Louvre Müzesi'ne götürüyor. Fakat Louvre Müzesi'nde bu Asos'tan alınan kabartmalar yüksek bir yere asılmış durumda. Bunu asmak için de bunları kestiklerini biliyoruz, incelttiklerini biliyoruz. Tabii bu o dönem, bugün olsa bunu yapmıyorlar ama o tarihlerde bunun pek değeri yoktu yani o eserin kesilmesi. O yüzden daha sonraki bu tapınağı uzun uzun araştıran, işte Oxford'da öğretim üyesi olan Bona Westcott da diyor ki artık bunlar yani yerlerini bulmamız çok zor çünkü kesildiği için konumlarını bulmamız oldukça zor olduğunu söyleyebiliyor. Evet. Sonrasında yani Teksiyer'den sonra gelen araştırmacıların bize söyledikleri biraz aslında acı vereceğim o tarihlerde normal karşılanan bir olay. Çünkü Abu adlı bir İngiliz araştırmacı diyor ki biz Asus'a gittiğimiz zaman 1824 yıllarından bahsediyoruz. Orada bir subay, onun subayın altında görev yapan yüzlerce asker bütün taşları limana indirip oradan İstanbul'daki tophanenin işte iskelesini yapmak için taşları taşıdıklarını söylüyorlar. Hatta öyle ki bu taşları taşımak için Akropol'ün diğer yamaçlarındaki vadiden limana kadar yine bir yol bile hazırlamışlar. Ve diyor ki bu aslında birkaç aylık değil, uzun vadeli kullanılması için böyle bir yolun hazırlandığını söyleniyor. Evet. Sonrasında
Yine 1840'larda İstanbul'da İngiliz konsolosu Truva, Alexandra Truas ve Assos'ta taşların yapı malzemesi olarak çevre halkı tarafından alındığını ve bunun işte çok önemli, değerli olduğunu konusunda bizim o dönemki İstanbul'daki ilgililere bir mektup yazdığını biz görüyoruz. O mektup gerçekten ciddiye alınıyor. Sonra arkadan başka yazılar. Sonrasında yani ondan sonra gelen yine Efes kasesini yapan Wood, İngiltere prensiyle beraber bir günlüğüne oraya geliyor. Diyor ki ben gittiğimde diyor insanlar tiyatronun taşlarını söküyorlardı çok ciddi bir şekilde. Bu süreç devam ediyor. Belki ileride anlatacağız. Kazı zamanında devam ediyor. Kazı bitiyor. Kazı başkanı tekrar buraya geliyor 20 sene sonra 1900 tabii 1920 yılında. O diyor ki artık hala taşlar götürülüyor. İşte tahribat devam ediyor. Ondan sonra tekrar limandaki bir görevlinin yazdığı yukarı bir ihbar var. Diyor ki burada kendini tüccar olarak gösteren kişiler buraya 4 tane büyük depolar yaptılar ve bu depolarda da taşların tamamını ören yerinden aldılar. Bunlardan en azından bir değer biçersek maliye ciddi bir para kazanabiliriz gibi düşünceler var. Ve bu tahribatlar dediğim gibi 1864 yılında arttığını görüyoruz. Bunun nedeni de özellikle Osmanlı Devleti'nin bu boğazın her iki kenarına yapmış olduğu kaleler. Evet. Bu kalelerin yapı malzemesi ihtiyaçlarının aslında Assos'tan alınacağına dair Fransızlar tekrar bir bilgi arıyorlar. Bunun üzerine tekrar Osmanlı Devleti'ne başvuruyorlar. Diyorlar ki bu Assos'taki eserler bizim için önemlidir. Zaten bir koleksiyonumuz var. Bunu daha da zenginleştirmek istiyoruz. Zaten siz bu taşları alacaksınız. Biz bunların bir kısmını almak istiyoruz. Bu izin veriliyor. Ve Dutoit adlı Fransız, o dönemlerde Kıbrıs'ta çalışan bir kişi. Evet, bütün önce İstanbul oradan bir gemiyle bir aşçı, bir çevirmeni Çanakkale'ye geliyor. Evet. Buradaki İngiliz konsolosunun misafir oluyor. İngiliz konsolosu diyor ki bugünlerde yollarda karantina var köylerde. Karayolunu tercih etmeyin gidemezsiniz. Deniz yoluyla gidin diyor. Ve o da buna uyaraktan küçük bir yelkenini kiralıyor ve 4 günde Assos'a zor gidiyor. Çünkü fırtına, rüzgar çıkıyor. Yolculuğu ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Kendisi kentte gittiği zaman bütün orta çizimleri görüyorsunuz. Olağanüstü rölevelerini yapıyor. Hep bütün yapılar, kent planına varınca 35 tane çizim var bu. Fakat para bekliyor, bir türlü para gelmiyor. Sonra da hastalanıyor. Şikayetler hep sonra oradan ayrıldığını görüyoruz. Yani bu kazı gerçekleşmiyor. Olmuş olsaydı belki eserlerin bir kısmını kurtarmak istiyorlar. Sonrasında 1879 yıllarında bir Amerikan Arkeoloji Enstitüsü kuruluyor. Belki orada süreç biraz değişiyor. Evet. Enstitünün kuruluşuyla enstitünün hemen Assos'a ilgi göstermesi çok yakın tarihler mi? Amerikan Aynı Arkeoloji tarih. Enstitüsü aynı tarihte. 1879 yılında kuruluyor. Çünkü Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün kuruluş hikayesi diğer Alman, İngiliz, Fransız enstitülerinden farklı. Almanya'daki enstitü örneğin kralın ya da imparatorun güdümünde ya da altında resmi bir kurum. Evet. Amerika ile bu Boston'daki bir grup aslında mimar bunu kuruyor. Diyorlar ki işte Avrupa'daki insanlar geçmiş kültüre ait yoğun araştırmalar yapıyor. Biz de bu konuda geç kalmamalıyız. Çünkü antik dönemin anlamak, onun estetiğini kavramak, hümanizmi, insanlığı ve sanatı geliştirebilir. Bu konuda biz de aktif olmalıyız deyip küçük bir cemiyet kuruyorlar. O yüzden aslında Evet. işleri biraz zor bunlar. Hala da Amerikan Arkeoloji Enstitüsü aslında bir dernektir. Yani resmi bir şey değil, devletten aldığı bir destek yok. Ama Alman, İngiliz bunlar tamamen devletin altında bir resmi kurumdur. Ve o tarihte Norton ilk enstitünün başkanı seçiliyor. Ve 2 tane genç 22 yaşlarında mimarları Dor mimarisini incelemek için hiçbir izinler yok aslında. Anadolu'nun Ege kıyılarına gönderiyor. Bunlar Clark ve Baker. İki arkadaş bunlar. İkisi de aslında mimar. Ve Evet. bunlar tabii ki paraları yok. 1000, 2000 dolarla yola çıkıyorlar.
Önce İngiltere'ye gidiyorlar. İngiltere'den bir gemi alıyorlar. Gördüğünüz gemi derken yelken 12 metre. Çünkü Hocam yolculuğu gerçekten çok içinde küçük yatacaklar. bir, evet, Evet, riskli bir yolculuk. evet ama işte Bacon çok iyi bir denizci eğitimini almış diğer arkadaşı. Onlar düşün İngiltere'den sonra şeydeki Balkanlardaki ırmaklardan Karadeniz'e İstanbul, İstanbul'dan Assos ve Ege kıyılarını inceliyorlar ve döndükleri zaman da bir rapor hazırlıyorlar. 20 sayfalık özellikle Clark doktora tezi. O sırada Norton'un hedefi aslında kazı yeri arıyor. Haklı olarak aklından geçen İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki merkezlerde kazı yapma aklından geçiyor. Plan o şekilde. Fakat orada izinler biraz zor oldu. Yine eserlerin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmediği gibi bilgileri alıyor. Ve bu arayışları sırasında bize bu genç mimar diyor ki eğer biz bir kazı yeri arıyorsak bize göre diyor Assos bunun için ideal bir merkez. Çok iyi korunmuş, çok küçük bir işte biz bir Yunan kentini çok iyi bir şekilde anlayabiliriz. Ve yine aynı yılda Boston Fine Art Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi yeni kurulmuş. Eserleri tabii ki modern eserler var, eski eserleri az. Diyorlar ki eğer eser getirebilecekseniz biz de bunu destekleyebiliriz. Sonra Osmanlı yasalarına bakıyorlar. İşte bildiğiniz gibi o dönemki Hasar-ı Attike Kanunu'na göre bulunan eserlerin üçte biri bulana, üçte biri arazi sahibine, üçte biri devlet olmak üzere üç ve bölünmekteydi. Bunun Hocam orada kendilerine çok müsaadenizle çok küçük bir detay girebilir miyim? Aslında 1869 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi eser çıkışını tamamen yasaklıyordu. Fakat 1874'te Detier'in çıkarttığı bir nizamname var. Ve dediğiniz gibi eser çıkışının bir kısmına maalesef o tarihlerde izin veriliyor. Ve bir sonraki Asar-ı Atika 1881'de ama işte Clark ve Bacon'ların gelişi 1879, yani geldikleri tarihte dediğiniz gibi eser götürülebiliyor bir miktar. evet. Sonrasında toplanıp diyorlar ki o zaman biz Assos'ta bu şekilde yani Assos'ta karar kılmaların nedeni dediğim gibi eserlerin yurt dışına çıkarılması ve özellikle yanındaki bu Clark'tan çok şey bekliyor Norton. Gerçekten yetenekli ama biraz kazı döneminde anlatacağız. Deli biraz bir sürü sorunlu olan bir kişi. Zaten kazıdan sonra da bu meslekten bittikten sonra yok olup kaybolan biri. Burada da Evet. o kazı ekibinde en önde oturanlardan bir tanesi Clark. Şapkalı olan kişi, şapkanın yan tarafındaki Clark, kazı başkanı. Ve bu şekilde karar veriyorlar. Evet. Tabii kazının katılanların tamamı Clark maaş alıyor ama diğer çalışanların tamamı gönüllülerden oluşuyor. Çünkü bütçeler çok az. Ve ilginç bir şekilde Osmanlı Devleti'nden aldıkları halde ellerinde yazılı belge yok bu insanlar. İlan yapılıyor. Seçilenler yine gazetede bunlar onurlandırmak için tekrar ilan yapılaraktan kimlerin seçildiğini herkese ilan ediyorlar. Bunlar için onur verici bir şey. Ve tabii ki kazı alanına gelmeden önce Clark ve iki özellikle Clark o Kıbrıs'ta elçilik yapmış bir kişiden Doğu hakkında bilgi alıyor. Türkiye'de nasıl davranması gerektiği, insanların toplumun hassasiyetleri nelerdir? Bu konuda diyor bana çok değerli bilgiler verdi. Sonra karyola takımına varıncaya kadar işte sonra İngiltere'den kazı malzemesi niye o gemiye yüklüyorlar bunlar ve gemiyle İzmir'e geliyorlar. Fakat İzmir'e geldikleri zaman bu yanlarına götürdükleri araç gereçlerden gümrük vergisi almak istiyorlar. Onlar buna itiraz ediyorlar. Bunun için epey bir mücadele ediyorlar. Oradaki konsolosun yardımıyla gümrük vermekten kurtuluyor. Çünkü o dönemdeki yasalarda Osmanlı limanlarına giren çıkan yani her limanda yeniden vergi vermek zorundasınız. O Evet. yüzden bunların işi tabii gemiyle İzmir'e geldiler karayoluyla diyor Assos'a gitmek imkansızdı o dönemlerde. Yani yol ağı çok kötü zaten yoktu. O yüzden önce Midilli'ye oradan satın aldık İzmir'den satın aldıkları bir tekne satın alıyorlar tekrar kendiler küçük bir yelkenli ki
Midilli ile arasında yer bulamazsak gidip gelelim diye düşünüyorlar. Yani kazıyı her gün gidip gelme fikirleri var. Onu satın alıp geminin arkasına bağlıyorlar işte yolculuk yaptıkları. İsmine de geminin ismi de espri olsun diye taze peynir ismi olan bir Yunanca bir isim veriyorlar. Sonra işte Midilli'ye geldikten sonra bir ekip bu aldıkları tekneyle limana geliyorlar. Çünkü kalma yeri sorunu var. Yani o dönemde diyor bir yazar, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü bu genç insanları hiç ne ellerinde belge izinleri vardı ne de işte kalma sorunları ya da altyapının olmadığı Anadolu'nun en ucra köşesine gönderdi diyor. Böyle bir şeyler var. İşte limana geldikleri zaman o zaman 5 tane depolar var. Palamut depoları. İşte bir tane kahveci, bir tane var. Köye gidiyorlar. Köyde yine yer yok. O sırada orada bir tane Rum tüccar var. Hacı Kristos. O diyor bize çok yardım oldu etti. Kazı boyunca çok eşyalarımızı en azından deponun bir kenarına koymamıza izin verdi. Birkaç ay eşyalar depoya koyuyorlar fakat kazı için hala ellerinde izinler yok. İzin için yazışmalar yapılıyor ve gerekçe olarak şunu gösteriyorlar. O kazı yapılacak alanın kime ait olduğunu yani arazinin tespit edilmesi gerekiyor. Sahibi kim? Bu belge gerekiyormuş öncelikle. O sırada bu belgenin Bursa'daki vilayet o zaman yetkili olan paşa orada vali diyelim artık. Gerekiyor. Fakat vali diyor ki kazı valisine göre kesinlikle yabancıların bir Türkiye'de kazı yapmasına karşı biriydi. O yüzden diyor hep bizi geciktirdi, oyaladı. Ve gerekçe olarak da şunu gösterdi. Benim göndereceğim ellerin Assos'a ulaşması için imkanlar çok zor. Ulaşım imkansız olduğu için gönderemiyoruz. Bunun üzerine kazı başkanı işte yine konsolosları araya sokup tanıdık insanları halletmeye çalışıyorlar. Yani bu valiyi aşamıyorlar. Sonrasında diyorlar ki Behram aslında Bursa değil de İzmir'e bağlıymış diye bir şey çıkıyor. Ve gerçekten İzmir'e gidiyorlar. İzmir valisinden bu izni alıyorlar. Sonra Mayıs'ın sonlarına veya Haziran son Mayıs'ın sonlarına doğru bu ikisinin kazı yapması için izin geliyor ama izin öncesinde bunlar boş durmuyorlar. Çünkü arada 3-4 ay zaman var. Kentte yüzey araştırması ve şehrin planını çıkartıyorlar. Fakat diyor bu çalışmalar yaparken köylülere karşı çok dikkatli davrandık tepkilerini çekmemek için. Bir de o zaman yine ören yerden taş alardı. Onları da kızdırmamak için çok dikkatli davrandık. Türklere yani insanlardan tepki gelmesin diye buna aşırı bir özen gösterdik. Yayına sağlıklı biçimde vereceğim hocam. Tabii burada en zor iş galiba moderatör olmak. Değil mi? Biz tabii kaçtığımız zaman bağlantı kesilince daha kolay ama sizin işiniz daha zor galiba. Estağfurullah Değil hocam, onları tutmak. en çok şurada zorlandım. Sizden sonra kaçak korsan Assos anlatımı yapmaya çalıştım. Orada zorlandım. Hocam şu anda sesinizi alıyoruz ve hep beraber hocam yaklaşık 100 kişi sizi zevkle dinliyoruz. Peki. İşçilere gelmiştik hatırlarsanız. Dediğim gibi ilk işçiler Rum taş ocağından getiriyorlar. Sonra bu hasat mevsiminin yaz ayından sonra Ekim'e doğru 100 kişi kadar çok büyük kalabalık kazıda çalışmaya geliyorlar. Evet. Ve diyor biz de bu özellikle yöre halkıyla ilişkilerimizi daha iyi kurabilmek için onları işe almaya özen gösterdik diyor ama tabii köyden, çevre köylerden, adadan onun dışında Ayvalık ve Edremit'ten de bazı işçilerin geldiklerini biz bilmekteyiz. Ve işçilere yevmi olarak Mecidi'nin yarısını veriyorlar. Demek ki belki insanlar Mecidi'nin ne olduğunu bilmiyor ama 5 Mecidi demek ki 1 lira yani 1 altın lira yapıyor. Çalışma saatleri sabah 5.30 bize benziyor. Akşam 5.30. Her 2 saatte molaları var. Onun dışında sabahleyin kahvaltı için bir mola veriyorlar ve öğlen çok sıcaktı bir hava. O yüzden 1,5 saatlik bir mola çok iyi geldiğini söylüyorlar.
söylüyorlar. Hocam bu arada yayınımızda arkeolog olmayan dostlarımız da var. Dediniz ki sabah 5.30, akşam 5.30. Çalışma biçimi bize benziyor dediniz. Yani sabah 5.30'da çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Neden bu kadar erken hocam? Abi sabah çok, çünkü biliyorsunuz kadınlar yaz aylarında yapıldığı için öyle yoğun sıcaklık var ya da öğleden sonra, o yüzden sabah erken başlayıp öğle molayı bazen uzun tutuyor ya da bazen kadınlar daha uzun çalışmak için 3'te veya 2.30'da araziyi terk ediyoruz. Çünkü orada gerçekten bütün gün arazide 8 saat kaldığınız zaman bütün enerjiniz bitiyor. Güneş sizi gerçekten çok ırpalıyor. Evet, o yüzden kesinlikle. Yani ama onlar dinlenme saatlerini uzatmışlar. Buna o şekilde çözüm bulduklarını söylüyor. Tabii ki ilk yıl işçiler için yorum da yapıyor tabii bir Amerikan gözüyle. Diyor ki başlangıçta biz Yunanlıları daha akıllı, zeki gibi görüyorlar. Fakat bir yıl sonra anladık ki diyor, aslında Türkler diyor ne kadar azimli ve dürüst insanlar olduğunu gördük diyor. Onlar artık daha çok sevmeye başladı diyor. Çünkü bizim güvendiğimiz Yunanlılar diyor, hırsızlık bile yaptılar, en çok güvendiğimiz insanlar. Onlar işten atmak zorunda kaldı, çok yetenekli olmalarına rağmen diyor. Hocam çok ilginç, Henrik Schliemann da notlarında aynı şeyi söylüyor. Yani Rum işçilerle kazıya başlıyor ama Türk işçilerin daha güvenilir olduğunu söylüyordu. Hatta köyden bunların başına çavuş olarak lakabı olan Kırım Savaşı'na katılmış Behramköy'den birini diyor. Çok şeydi diyor, uzun boylu, duruşuyla insana güven veren bir kişiydi diyor. Kazının sonuna kadar diyor hiçbir sorun yaşamadık diyor. Ya da sucu Ahmet'imiz var diyor, çünkü çok su içiyoruz diyor. Onun görevi su taşımaktı. Eşeğin erik yakasına tane şey bağlıyordu. Küpler, şeyler, testileri ırmaktan. Yani görevlerini diyor, verdiğimiz görevleri hiçbir şekilde aksatmıyorlar diyor. Çok disiplinli insanlardı diyor. Bunu vurguluyor. Sonra diyor ki kazının ikinci dönemi diyor, herkese eşit para vermenin doğru olmadığını anlattı. Çünkü diyor biz sürekli olarak denetleme şansımız yoktu. O yüzden yetenekli ya da iyi çalışanların daha fazla para veriyor. Herkes eşit almıyor. Herkes yaptığı işe göre para veriyor. Mesela zor bir iş olmasına rağmen diyor, çalışırken insanlar, işçiler daha çok kazma işini yapmak istiyorlar diyor. Daha onurlu veriyorlar. Ya arabacı, kürekçi pek şey yapmıyorlar. Onları kimse istemiyordu. Aslında daha çok efor istiyor ama sonra akşam olduğu zaman diyor, ya da molalarda da akşamları da bütün erkekler Türk Yunan, Rum işçilerimiz çoraplarını örüyorlardı diyor. O aralarda evet, aralarda yani işte akşam 5'ten sonra limanda orada onlar da işçiler, bir kısmı dediğim gibi uzak yerden gelen kişiler var. Onlar limanda da kalma yerleri yoktu bunlar. Yazın damlarda yatıyorlar diyor ama kış olunca diyor da depolarda ya da oradaki kahvenin handeleler üzerinde ya da fırının kenarında işte davetli misafir olarak da orada kaldıklarını söylüyor. Evet. Sonrasında yine kazıda diyor ki hırsızlığın, yani bulunan küçük objeler, sikkeyle küçük metaldir şeyleri önlememiz çok zor diyor. Bunun birazcık üzerine şeyini önüne geçebilmek umuduyla ödüllendirme yoluna gittik diyor. İşte kapatmalı bir parça ya da demir, işte metal, bronz, her neyse ya da sikke, buna benzer bir şey bulduğu zaman diyor, işçilerimize ödül vermeye başladık diyor. Bu da fena değil diyor, yani işe yaradığını görebiliriz diyor. Yine ilginç bir şekilde bu Akropol'deki tapınağı kazarken orada bir figürlü şeyler var, kabartmalar var. Evet. Bu diyor Müslümanlar tarafından hemen ters çevriliyor diyor, mesela köylüler tarafından, yani biraz kut gibi gördükleri için diyor. Cuma günleri diyor mesela, cuma namazına gelen çok fazla insan var çevreden, çünkü o cami tek camiydi. Bazen diyor işte gittiğimiz zaman diyor bütün taşlar çevrildiğini gördük ama diyor yöneticiler bunu normal karşılamaya başladıklarını söylüyorlar. Evet. Yani işçilerin çalışma şekilleri bu. Peki hocam, kazı ekibi Behram'a geldikten sonra hemen kazıya başlayamıyor, öyle değil mi? Yani bir ayda bir süre geçiyor. Yani 3 ay kadar falan işte kazı izni bekliyorlar. Yani ellerinde belge yok, çünkü diyor ki
yasalara göre bizim burada kazıya başlamamız için en yakın yer olan Aybacık Kaymakamı'na belge sunmamız gerekiyor ama bizim elimizde hiç belge yoktu diyor. Ve o belge çok geç geliyor, o yüzden işte Mayıs'ta falan ancak başlıyorlar ama bu dönemi boşa geçirmiyorlar. Şehrin planını çıkartıyorlar. İşte poligona noktaları, mirengi noktaları hazırlıyorlar toprak harita yapmak için. Yine bu çalışma sırasında köylerden biraz şikayetçi. Çünkü bizim çaktığımız kazıkları sürekli söküyorlardı geceleri diyor. O yüzden biz de Allah'tan bir orası kayalık yer. Noktalarının bir kısmı kayalar üzerine kazıyarak aldık. Bunu biraz, bundan biraz kurtarabildiklerini söylüyorlar. Evet. Yine o dönemde tabii tek bakkal şeyde, köyde bir Rum bakkal olduğunu söylüyorlar. O Rum bakkalın hikayesi var. Domuz hikayesi. Belki ileride yeme içmede en son onu anlatabiliriz. Tamam. Hocam peki 1881 yılına gelindiğinde ne kadar süre kazı yapılıyor ve hangi alanlarda ilk kazıya başlıyorlar? Mayıs ayının başında başlıyorlar. Hatta biraz erken başlamalar gerekiyor ama bu kazının esas birinci başkanı Clark dediğimiz kişi, dediğim gibi konuşmanın başında da söyledim, biraz sorumlu bir tip. Yani evet. Kazıya çok geç geliyor. Hatta... Ama ikinci yardımcısı var, Bacon. O aslında bütün kazının yükünü alan çok şey, ılımlı, iyi niyetli bir insan ki zaten mezarı da Bacon'ın mezarı. Bizim Çanakkale'deki İngiliz mezarlığında, onu da belki sonra dönebiliriz. Yani tekrar geri dönüyor. Burada yaşamaya başlıyor emekli olduktan sonra. Mezar orada, bu Bacon'ın esas bütün kazının aslında işini yapan ikinci ama birinci başkanıydı. Clark öyle bir adam. Toplam 10 hafta çalışıyorlar. Tabii hedefte Akropolis var, yani tapınak. Tapınakta çalışmaya başlarken tapınağın üzerinde bütün Osmanlı ya da Bizans bazı yapıları var. Onları kaldırıyorlar. Bunda kabartmalı parçalar bulmukları yok çünkü Fransızların götürdüklerini düşünüyorlar. Fakat çalışmalar yaparken birkaç parçayı toprağın içinde ama çok sayıda parçayı da Bizans surların içinde buluyorlar. Kullanmış yapı malzemesi olarak. Ve onları bazılarını diyor, bizim için çok büyük ödüldü diyor. Gecelere kadar diyor, işte çıkardık parçaları. Ve bu bulunan parçalar diyor aslında değmişti yani. Bizim diyor kazının en değerli objeleri olduğunu söyleniyor. Sonrasında yine bu kazının uzun süreli bir kazı olduğunu hiç kimse bilmiyor aslında. Sanki bir yıl çalışıp gideceklermiş bir havası var. Hem kazı başkanında hem de programda. Bunun birkaç yıl olacağı konusunda ne bütçeleri var, ne de öngörüleri var. O yüzden bu ilk dönem kentle ilgili bütün bilgileri toplamak için çok hızlı bir çalışma var aslında. Önce Akropolis çalışıyorlar. Orada kitaplar işte çizimlerini yapmaları gerekiyor. İşte bu temellerini açığa çıkartıyorlar. Surları inceliyorlar. Hatta orada şunu da söylüyor. Toprakları atacak atmak için diyor Akropolis'in doğu yamacını çok dikkatlice inceledim. Orada hiçbir kalıntı olmadığını karar verince bütün toprakları Akropol'ün doğu tarafına el arabasına attık gibi böyle ince bir sürü şeyler de var, bilgiler. Ya da Ağustos ayında diyor Akropolis'te öyle bir rüzgar esiyordu ki diyor işçilerin çoğu çalışamaz hale geldi. Ağladı, çoğu hastalandı, gözleri kan çanağına döndü diyor. Evet. Yani ayakta bile durmak çok zordu, işi bırakmak zorunda kaldık diyor. Sonra Akropol'den sonra diyor Agora'ya indiklerini görüyoruz. Kentin orada Stoa dediğimiz yapı, meclis binasına buraya çevir, onun altındaki bir sarkışta heykel vuruyorlar, heykel başı helalistik. Bunlar çok mutlu oluyorlar. Ya orada bir sarkışın içinde, bu İstanbul Müzesi'nde olan bronz bir defa var, sapasağlam ve İmparator Caligula'ya yemin yazılı üzerinde. Onu vuruyorlar. Sonrasında gimnazyum da kazı yaptıklarını biliyoruz. Güney Stoa'da yaptıklarını biliyoruz ve bunlar yaparken şunu söylüyor. Çalıştığımız alanlarda tapınağın çok fazla parçaları var üstünler. Demek ki bunlar diyor aşağı doğru diyor atıklarını burada da görülüyordu bu diyor. Sonrasında mezarlığa doğru geçiyorlar. Mezarlıkta diyor işte biz de diyor işte bulunmamış birkaç mayit bulmak istedik diyor. Çünkü önceki mayitler çoğu diyor. Kapaklar çok ağır olduğu için kaldırmak zor. Hep yanlarını kırarak da bunlar burada içini soyduklarını biliyor. Buna ait örnekler veriyor. İşte orada da açılmamış lahitleri bulduklar ama bunların ilk yıl
hiç fotoğraf çekemiyorlar. Çünkü fotoğraf malzemelerinin bir kısmı İngilizlerden eksik geliyor. O yüzden kadının ilk yılında fotoğrafçı John Hayes, biraz sonra tekrar geleceğiz. İlk yıl fotoğraf çekimleri yapılamıyor. Bütün o fotoğraflar 81-82 yılında John Hayes tarafındaydı. Arkeolog bu. Ve o zaman arkeoloji fotoğrafçılığı denen bir şey yok aslında. Tabii çok genç tarihte. Evet. O tarihte bu John Hayes denen arkeolog Atina'da özel arkeoloji fotoğrafçılığı eğitimini aldı. Zaten resimlere baktığımız zaman günümüzde işte yaklaşık 150 yıl da olsa olağanüstü resimler çektiğini görebiliriz yani dokümantasyonla. Dediğim gibi sonra bu Irmak'taki bir Yunan köprüsü var. Orada çalışmaya başlıyorlar ama diyor ki Aralık ayına doğru bir anda yağmurlar başlayınca Irmak'ın debisi bir anda yükseldiği için orayı terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyor ve daha sonra Aralık ayının sonuna doğru tekrar buluşmak için kazıyı kapatıyorlar. Fakat kazıyı tam kapatmadan bir hafta önce bir bakanlık temsilcisi meselesi var biliyorsunuz. O dönemde de varmış. Evet. Diyor ki yani kazıya başlarken Ayvacık Kaymakamına gittik. Oradan bir kişiyi görevlendirmiş. Ve yasa gelen temsilcinin maaşının kazı heyeti tarafından ödenmesini gerektiriyor. Fakat diyor biz bunun formalite olduğunu anladık. Yani parası ödüyorsa adam bir şey yapmıyor, gelmiyor diye. Fakat kazının bitirmeden bir hafta sonra bir kişi geldi diyor. İstanbul'dan geldiğini söyledi ve bize bak komiser olduğunu yani bakanlık temsilcisi olarak görevlendirdiğini söyledi. Fakat elinde hiçbir belge yoktu diyor. Biz şaşırdık diyor. Bunu kaymakama ilettik diyor. Kaymakama araştırdık doğru olduğunu anladık diyor. Ve bu temsilci bizden diyor çok fahiş bir şekilde yolculuk parası istedi diyor. Daha sonra diyor aylığın 3 kat para istedi. Normal verilmesi gereği 3 kat. Kazı bittikten sonra süreçte de bu maaş 1/3 kendi ödenmesini istedi diyor. Hocam çok ilginç yani korsan temsilci meselesi yaşanmış. Ama adam görevli tabii yani. Gerçekten görevli İstanbul'da araştırıyorlar. Clark diyor, Clark dediğim gibi çok değişik bir adam. Diyor ki bunu kabullenmek zor. Bunu kabullenseydik diyor. Daha önümüzdeki dönem bu adamla nasıl çalışabilirdik diyor. Yani çok sıkıntı. Bu yerine anladığım kadarıyla ilgili yerlere yazılar yazıyorlar. İşte bunların konsolosluklar da var. Sonra diyor, şeyden diyor bunu geri çağırdılar diyor, İstanbul'dan. Adam diyor yolculuk parasını da almadan bizden bir kuruş kazıyı terk etti diyor. Bir de geri dönüyor yani sonunda. Evet. Evet. Peki hocam şunu söylemiştiniz, demiştiniz ki yani kazıya geldiler ama ikinci yıl, üçüncü yıl böyle bir planlamaları, programları yoktu. Fakat sonra biliyoruz ki İkinci yıl kazı oldu, üçüncü yıl kazı oldu. Peki bu yıllarda yani ikinci, üçüncü yıllarda yaşanan ilginç hadiseler var mı hocam? Tabii bu kazıdan ayrılıyorlar. Sonra tabii bunlar bir rapor yazıp Amerika'da görüşmeler yapıyorlar. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Norton dediğim gibi Amerikan Arkeolojisi'nin başkanı. Türkiye'ye geliyor adam bir gün bile kazıya katılmamış mesela. 2-3 hafta bulunuyor ama kazıya gelmeyen bir ilginç yani kazı enstitü başkanı. Bu raporlara bakıyorlar. Diyorlar ki yani bu aslında aldığımız sonuçlar güzel. Devam edelim diye. Tekrar yeniden bir bütçe çünkü dediğim paralar hep toplanma amatörce bunlar. Yani oradaki bağışçılardan toplanıyor. İmanlar işte oradaki bir farklı bir insan. Hala günümüzde de hala bu aynı sistemle devam ediyor. Paralar toplanıyor ve o yıl bu biliyorsunuz Çanakkale'deki İngiliz konsolosu Calvert ailesi var. Evet. Bizim Bacon oraya gidiyor. Zaten onların sonra kızıyla evleniyor. Uzun hikaye. Orada Babil'i kazmış olan Alman Robert Koldevi, arkeolog mimar. O zaman çok tanınmış bir kişi. Onunla buluşuyorlar. Onu kazıya davet ediyorlar. Çünkü şey diyorlar yani başlangıçta ne yapacağımızı bilmiyorduk diyor. Çünkü adam hiç kazı yapmamış da tecrübeleri yok. O kadar insan var çok yani kalma şartları zor. Yani çok düzensizlik diyor. Ne yaptığımızı bilmiyorduk açıkçası. Yani her taraf saldırı kısıtlığını yaşıyor öğrendik. Fakat diyor o Koldevi geldikten sonra belki anılarında her şey daha çok mükemmel bir hale geldi diyor. İş planlaması yapıyorlar işte. Agora'daki çalışmaları hamam, meclis binası, buraya terörist var. Koldevi.
diğer alanlarda, gimnazyum, işte tiyatro gibi bölümlerde ise belki birinci kazı başkanı da katılmak ve köprü gibi diğer alanlarda iş bölümü yaptıklarını biz görmekteyiz. Tabii o dönemde de bazen ziyaretçiler geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi Şiliman. Diyor ki uzaktan baktık, işte korumalarla askerlerden biri geliyor diyor. Baktık Şiliman'mış. Adam çok garip bir adamdı diyor. Bize ne yaptığımızı bile sormadı. Hiç ilgilenmedi bizimle diyor. Bu deli midir, nedir diyor. Şiliman'da tam tersi günlüklerinde o geldiği zaman şunu yazıyor. İşte bunlar diyor burada çok değerli hiçbir şey bulamayacak. Mermer falan olmayacak diyor. Tamam. Biraz kazın yolları işte, kentler çıkartabilir ama burada değerli fazla bir şey yok. O da o notları düştüğünü görebilir. Yine bu sırada işte Amerika'dan bir önemli şahsiyet karısıyla geleceği haberi alınıyor. Biz de her zaman yaptık. Hemen diyor sular bulduk diyor. Akropolis şeydeki tapınağın içinde bir mozaik bulmuşlar. Onları diyor açtık diyor suladık. Onların gelmesini bekledik ama diyor, maalesef gelmedi diye böyle üzüntüleri de olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu süreçte özellikle 2. 3. yılda çok ciddi bir dokümantasyon yapıyor. O çizimleri yani yeni de ayağa kaldırma resim çizimleri bugün de hala hayranlık uyandıracak seviyede. Bu özellikle Conde ve Bacon dediğimiz ikilinin yapmış olduğu çizimler. Bu 2 yıl boyunca dediğim gibi daha iyi bir şekilde şartlarda çalıştıklarını görüyoruz ama 2. ve 3. yüzyıl yani 82-83 yılında Clark Kazıyeç uğramıyor. İsrail İzmir'e gittiği söyleniyor. Orada sevgilisi olduğu söyleniyor. O yüzden kazıda çalışan diğer insanlar, gençler, gönüllüler hep Amerika'daki Amerikan Arkeolojisi Başkanı mektuplar yazıyor. Bu adam buradan alın diyor. Bu deli, manyak, psikopat bir adam diyor. Bunun yerine diyor işte şey kazı yapsın. Bergama'daki çalışan Alman Karl Roman kazı yapsın gibi böyle acayip bir şikayet var. Hatta Karl Roman da bunları görüyor, acıyor. Birkaç tane arkeolog ve taşları taşımaları için bunlara kızaklar veriyor. Akropol'daki taşları emanet olarak böyle yardımlaşmalarının olduğunu söyleyebilir. Sonrasında tabii Osmanlı hükümeti bir anda 3. yılın sonuna doğru kazının, Mayıs ayının sonuna kazının bitirilmesi istiyor. Ve böylelikle kazı bitiyor ama kazının 2. yıl Amerikalar bu eserlerin tamamını almak için talepte bulunuyorlar. Evet hocam, o çok ilginç bir konu değil mi? Yani şimdi evet eserleri paylaşacaksın. Nasıl ve neye göre paylaşacaklar? Çok ilginç bir hadise. Çünkü şeyi fark ediyorlar. Bu herhalde arazinin sahibinin kim olduğunu, mülkiyet durumunu tespit etmek için gelen görevliler. Bu alanın oradaki vakfa ait olduğunu, yani devlete ait olduğunu söylüyor. O yüzden de 3/2'sinin Osmanlı devletine verilmesi gerekiyordu. Onlar şunu duymuşlar. Özellikle Kahramanlı tanıdıklar için. Çünkü Bergama kazıları sırasında Almanlar Osmanlı Devleti'nin payına düşen kısmı vermemek için ilk sene kazı yaptıkları arazi bir şahsa aitmiş. Buluntuları geziyorlar. 2. yıl satın aldıktan sonra o eserleri bulmuş gibi yapıyorlar. Ve görüşmede 3/2'sini kendiler alıyor. 1/3'ünü Osmanlı'ya, sonra da 1/1'lik kısmını Osmanlı'ya verdiklerinde 200 bin mark ödeyip onları da alıyorlar. Yani o yüzden Zeus sunağının tam olması nedeni bu aslında. Bütün parçaları satın aldıkları için. Bunu bildikleri için biz de yapabilir miyiz diye onlar da deneme yapıyor diyor. Bunlardan zaten çok fazla var. Bunları bize verin diye bir talepleri var. Yani bu yasayı göz ardı dinleme anlaşmamızı, yani bize verdiğiniz kazı belgesinde bir revizyon yapabilir miyiz diye bir şey var. Amerikan arkeolojisi. Fakat bu kabul edilmiyor. Hatta Clark biraz dedi mi deli bir adam. Eserleri kaçırmayı bile teklif ediyor şey Amerika, ama onlar kabul etmiyorlar. Sonrasında Osmanlı Bey'in çok yakın arkadaşı olan Baltazar adlı bir kişi var. Osmanlı Bankası'nı kuran, sülaleden gelen çok varlıklı bir kişi. Evet. Kendisi kolejde okumuş, eğitimli. Bu Osmanlı Bey bazı işlerinde bunu görevlendiriyor ve temsilci olarak, yani bir paylaşım sırasında hakem olarak ya da devlet temsilci olarak bunu görevlendiriyor. Ve onlar da 3/2'sini Osmanlı'ya veriyorlar.
diğerini kendileri alıyorlar. Ve o sırada yani bu paylaşıma dahil etmedikleri bazı mimari parçalar var. Önemsiz olduğunu söylüyorlar ve bunlar da yaklaşık 25-30 kafa yaptık diyor. Onları da bize götürmemize izin verdi Baltazlı'ya ama diyor elinden yazılı belge almadık diyor. Yani paylaşımda onlar yoktu diyor. Sonrasında diyor gümrük memuru bunları gemiye yüklememize izin vermedi diyor. Çünkü bunlar listede bunlar yok dedi diyor. Evet. O kasalardaki listede olmayanları malzemeleri limanda kaldı diyor söylüyor. Sonra onları işte gemiye yükledip işte Çanakkale'ye orada tekrar bunlara değer biçiliyor, vergi alınıyor. Yani şeyler, giden eserler ihracat eden %8 civarında vergi aldıklarını söylüyorlar. Ve sonrasında bunlar işte şey Amerika'ya gönderiliyor. Diğerleri ise arkeolojisine götürüklerini görüyoruz. Fakat o limandaki eserler alamıyorlar. O konuda bu John Hayes dediğimiz kadının fotoğrafçısı çünkü Türkiye'de kalıyorum. Uzun süre Türkiye'deki Amerikan kolejlerinde öğretmenlik yapıyor ve aynı zamanda biraz da şey masonluk tarafı da var bunun biraz. Yani bütün Türkiye'yi tanıyor. Ve Türkleri de pek sevmiyor adam. İşçileri de o yüzden kızıyor Yunanlı işçiler çalışırken. Siz çok beceriksizsiniz. Ataların topraklarını sahip çıkamazsınız. Tembel insanlar diye. Onlara da biraz kızgın olan böyle biraz enteresan tip. O fotoğrafçı olduğu için ve Türkiye'yi çok tanıdığı için Osman Hamdi Bey'le de yakın arkadaşlığı var bu. Evet. Osman Hamdi Bey'le bir şekilde görüşüyor. Ve Osman Hamdi Bey diyor ki ona ben Clark'a çok iyi davrandım. Onlara her türlü yardımı yaptım. Onlar bana çok saygısız davrandılar diyor. Bundan sonra asla onlara izin vermeyeceğini söylüyor. Kitabı da göndermiyorlar. Sonra ilk raporu yazıyorlar. Yani Osman Hamdi Bey herhalde Clark'ı yavru aşağıladı diyorlar. Onun üzerine fotoğrafçı John Hayes Amerika'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki eğer biz Osmanlı topraklarında başka kazılar yapmak istiyorsak Osman Hamdi Bey'in gönlünü etmek zorundayız. Çünkü ondan izin almadan hiçbir şey yapamayız. O yüzden bazı öneriler de sunuyor. Diyor ki bunlar şöyle sıra. Diyor ki siz diyor doğruları tanımıyorsunuz diyor. Onların diyor biraz başını okşursanız her şeyi alabilirsiniz diyor. Yani onların biraz gönlünü almak gerekiyor. O yüzden diyor öncelikle diyor bir kitabı gönderin diyor. Bir de bunlar özellikle bu içine koyun. Ben bir şekilde alıp İstanbul'da bununla görüşeceğim diyor. Kendini ileteceğim. Artı diyor siz de biraz gibi yapın diyor. Bu çalışıyor diyor. Çünkü diyor Fransızlar bu işte kazı ve götürme işi biliyorsun Fransız çok fazla yoğun çalışıyor Anadolu'da. Fransızlar diyor Osman Hamdi Bey'e Fahri doktora verdi diyor. Siz bana verin diyor. Bir de metot da gösteriyor. Tabii artı diyor Fransızlar Osman Hamdi Bey'in diyor resimlerini satın aldılar diyor. Sizler de bunların resimlerden lütfen satın alın diyor. Ve gerçekten Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Osman Hamdi Bey'e Fahri doktor işte diyor ki şu saygın insanlara verilen bunun töreni var, belgesi var. Hı hı. Osman Hamdi Bey'e Fahri doktora ünvanı veriyorlar. Yani Penn Üniversitesi Osman Hamdi Bey'in eserlerini bu cami önündeki kadınlar mı ne resim var mesela. Evet, evet. O resimleri satın aldığını ve onun çekini gönderiyorlar. İşleri bu şekilde düzeltiyor. Ve sonra bize John Hayes bu mektubu ve kitabı, asos kitabını alıp Osman Hamdi Bey'i ziyaret ediyor ama diyor ben konuşma sırasında hiç asostaki eserlere değinmedim diyor. Tam kapıdan çıkarken dedik diyor mesajıyor. Asos'taki o kasaları ne zaman almak istersiniz diyor bana. Ben efendim siz ne zaman uygun görseniz verdim gittiniz diyor. Fakat verdi ama diyor yasa değiştiği için diyor 1884'te alamadık orada kaldı diyor. Evet yani 1881 nizamnamesi devreye giriyor tabii o tarihte. 84 yılında değiştiği için. 84 evet 84. Kesinlikle yasak ve o şekilde kazı sonlanıyor. Fakat Bacon dediğim kişi bu ikinci esas işleri yapan kazı başkanı bu çok iyi bir çizimci önemli projeler yapmış. Kitap bile kendi cebinden bastırıyor bu. Çok büyük pahalı olduğu için. İşte burada Calvert'lerin kızlarıyla evlendiği için emekli olunca 1920 yılında tekrar Dardan'a şeye geliyor Çanakkale'ye. Orada diyor bir tekne kiralıyor. Yelkenliğine önce Midilli'den tekrar kayıtla Asus'a gidiyor. Oraya gittiğim zaman diyor
her şey işte çınar şey vardı, kocaman çınar ağacından kahve içtik bir arkadaşlar, dostlarım ben selamladı. Sonra işte hikayelerini anlatıyor. Ve diyor yukarı çıktığımız zaman de bizim kaldığımız yerler diyor tanınmayacak bir andaydı diyor. Yani hiçbir şey kalmamıştı diyor. Hatta bir mezarın yanından geçerken taşlar diyor, lightler, kenarlar kırılmış diyor. Dizilmiş böyle. Gidecek oradan, limandan gelecek olan demirler yüklemeyi bekletiliyor diyor. Neyse ki diyor, biz bunların hepsini diyor, çizdik diyor, fotoğraflarını çektik, kayıt altına aldık diyor. O yüzden yani o tahribat aslında yani malzemenin alınması çok uzun süre sürekli olarak. O yüzden biz günümüzde gördüğümüz haliyle de çok iyi korunmuş diyoruz ama 1824'ten önce, 40'lardan önceki bu gezginlerin mükemmel bir kent dediğini aslında doğru olduğunu anlıyoruz ama uzun bir süreç demek ki bu şey kentin o dönem şartları tabii talan edildiğini anlayabiliriz. Evet. Yine Clark bizim limandaki şeyleri soruyor. O eserler ne olduğunu soruyor. Diyor ki oradaki gümrükçü İstanbul'dan bir kişi geldi diyor. Hepsini açtı. Beğendiklerini aldı, beğenmeklerini bıraktı diyor. İşte diğerleri de orada bırakılmıştı. Yani eserlerin bir kısmı dediğim gibi gidiyor. Diğerleri de orada limanda. Bazen limanda işte inşaatlar yaparken o parçaların buldukları söyleniyor. Yani kazının aslında hikayesi, diploması her şey içinde olduğunu söylemek mümkün. O dönemin şartlarını anlatıyor. Diyor ki yani köyde insanlar tarım konusunda da çok yeterli. Hocam bu arada lafınızı hemen kesebilir miyim? Bir izleyicimizin yorumunu aktarıyorum. Siz belki hani telefondan aktarıyorsunuz, nasıl, iyi oluyor mu olmuyor mu diye işte belki de aklınıza bir soru işareti de geliyor. Fakat takipçimizin yorumunu aktarayım. Diyor ki film izler gibi dinliyorum. Lütfen senaryosu yazılıp filme çekilsin diyor. Yani gerçekten Kazı tarihçesinin kendisi bir film gibi. Tabii ki yani çünkü arkeoloji dediğiniz, ben hep onu söylüyorum. Biz, çoğumuz Yunan, Roma, Bizans deyip orada kesip atıyoruz. Aslında bu kazı dediğiniz, arkeoloji dediğiniz şey bugüne kadarki sürecin hikayesini insan odaklarsın. İnsan alırsanız bir anlamı yok. Oradaki insan ve mekanları bütünleştirmeniz gerekiyor. Evet. O zaman bir hikaye olur. Dönemin değişmesi, peyzajın, insanların yaşam kültürleri, ilişkiler, bugünler, yani sosyolojik açıdan da bunu değerlendirilmesi gerekiyor. Kesinlikle. O dönemde... Ve hocam pardon sözünüzü kesiyorum. Ben şimdi sizi böyle dinleyince ve daha önce yaptığımız sohbetleri de düşününce bunlarla ilgili de güzel bir çalışma yaptığınızı da biliyorum ve hani bunları okuyacak olmaktan, yani çünkü dinlemesi çok heyecan verici, okuyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdiden heyecanlandım diyebilirim hocam. Tabii şeyde bilimde kanıt lazım. Belge koymanız gerekiyor. Yani bu söylenince mitoloji değil. Gerçek. O yüzden bu hazırlamış olduğumuz kitapları inşallah kısmet olursa bu yıl bitirdik. İşte son düzeltmelerini yapıyoruz. Burada bu anlattıklarım, size söylediklerim, aktardığım işte eserlerin, Osmanlı'nın işte yazışmaları, izinler, taşların alınmasına dönük bütün belgeleri de koyduk. Yani belgelerle konuşmamız gerekiyor. Çok güzel. Oradaki belgeleri, resimleri görünce de ve insanlar bu kitabı herhalde daha iyi okuyacaklar. Bulabildiğim bütün görseli koymak istedim. Yani gezginler, bütün resimlerini. 1980-70'lere kadar, yani modern çağımıza kadar ki şehrin, insanın ya da limandaki bu sürecin tam hikayesini kesintisiz insanların öğrenmesini istiyoruz ki her yaşta ve her meslekte insanın bu kitaptan kendinden veya kendi ilgileneceği bir şey bulabileceğine inanıyorum. Evet. Hocam bu arada işte anlattığınız şey, dediğiniz gibi bir kazı tarihçisi var, işin içinde insan ilişkileri var, işte kazı ekibinin ilişkileri var, evet. Diplomasi var, yazışmalar var. Ama bir yandan da yine bu kapsamda biliyorum ki siz Behram'daki yaşam koşullarını, köylülerin işte geçim kaynaklarını, günlük hayatlarını, sosyal yaşamlarını da
Bu konuda da yine araştırıyorsunuz, bu konuda da yine belge topluyorsunuz, fotoğraflar topluyorsunuz. Bu 1881-83'e geri dönersek bu tarihlerde Behram'daki yaşam konusunda ne biliyoruz hocam? Behram'daki yaşam, yetkinler çok kıt bilgiler veriyor ama Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün bu yapmış olduğu Asos kazısı da, yani ilk kazı olmasına rağmen, kazı yapan kişilerin mimar ve acemi olmasına rağmen kurmuş olduğu kazı ekibi bir model aslında. Yani bugün bile bizim kuramadığımız interdisiplin bir model oluşturmuşlar. Örneğin, tabii ben kazıyı başka zaman anlatırız eserler. Ben biraz böyle ithalat olduğum için şöyle söyleyeyim. Örneğin kazıda da o dönemde düşün ilk kazı antropolog getiriyorlar. Virchow adlı insan iskeletlerini incelediklerini görüyoruz. Bir jeolog kişi, Tiller diye o dönemki her ünlü Amerikan jeolog kişiyi getirip Asos'un çevresindeki jeolojik haritaların hazırlattıklarını görüyoruz. Botanikçiler geliyor. Bu bölge bütün botaniklerini araştırıyorlar. Bitki türlerini. Efendim işte mimarları var. Artı insanların kültürünü incelemiş. Kitabın bir bölümünde bu insanların isimler nereden geliyor? Yunanlıların adları, hangi isimler var? Adların kökeni nedir? Bunların davranış biçimlerine varıncaya kadar çok detaylı nasıl giyinirler? Mesela giyim tarzları nelerdir? O dönemdeki fiyatlar ne kadar? Örneğin diyor ki biz işte bunları aldıkları para az mı çok mu karşılaştırma yapıyor. İşte bu parayla bir koyun alabilir mi? Keçi alabilir mi? Kaç tane, kaç gün çalışması gerekir? Hocam çok ilginç işte, değil mi ya? Yani 19. yüzyılda antropoloji var. İşin içinde mimari var. İşin içinde etigrafi var. Evet, yazıtlar var. Evet. Var. Yani çok interdisiplin kurdular. Onu diyorum ya. O yüzden bu bir model olarak sayılıyor. İlk kazılar olmasına rağmen şey olarak ekip üyelerinin oluşturması olağanüstü ama sadece buradaki hata Clark'ın, kazı başkanının yanlış seçim. Çok yetenekli ama dediğin gibi sorunlar olan, hatta bunun İzmir'de sevgilisi olduğu söyleniyor. Paraları hep orada yiyor. Kazı ekibi aç bile kalıyor. Otlar topluyorlar. Ya ama diyorlar ki bu bizim ilk projemiz. Buna katlanalım diyorlar. Hiç kimse terk etmek istemiyor. Yani bunun başarısız olması da olmaması için her türlü fedakarlığı oradaki elemanların tamamını gösterdiğini biz görüyoruz. Yine diyor ki o dönemde aslında insanların diyor, hiç sebzeyi bilmiyorlardı bunlar. Yani soğan, pırasa dışında işte ırmak var. Irmağın kenarında minimum kullanıyorlar. Antik dönemde insanlar diyor buradan buğdaylar üretip ihraç ettiler. Pers kralına gönderdiler. Çok güzel tahılları vardı diyor. Ve bu biz de diyor bazı buğday işte buğday aldık diyor. Bunumuzu ırmağın kenarında bir su değirmeni varmış köyün altında. Orada öğütüyorduk diyor ve gerçekten diyor buğdaylar çok lezzetli diyor. İnsanlar daha çok diyor et olarak keçi eti yiyorlar diyor ve kıllıydı bu tabii. Koyun diyor çok nadir olarak kesmekte verilir diyor. Yediklerimiz diyor sırf sanki diyor antik dönemdeki gibi diyor işçilerimiz diyor işte ekmek vardı, zeytin, soğan, sarımsak işte balık diyor çok oldu. Hem bir gün diyor limanda otururken bir anda diyor kıyıda çok sesler gelmeye başladı. Baktık bütün balıklar kıyıya doğru hücum etti diyor. Oradaki insanlar koşarak da denize girdi elbiseleriyle. Elbiseleri biliyorsa şey gibi uzun yere kadar böyle bir pile gibi kullanıp böyle etekleriyle diyor çıktılar bir sürü kenara balık çıkardılar diyor. Yine diyor o dönemdeki birkaç balıkçı vardı diyor. Bunlar zıpkınla balık alıyor diyor. Akşama doğru çık. Hava karardığı zaman diyor teknenin arkasına bir şey meşale yakıyorlar diyor. Ve kıyıda diyor bu ışıklar bütün o kayalıkları aydınlatıyordu. Çok güzeldi ve gece diyor ışığa gelen balıkları zıpkınla avladıklarını söylüyor. Mesela denizin diğer türlerini yemiyorlardı mesela. Bir sürü değişik şeydi. İstakoz, salyamoz. Bunları da Türkler yemiyordu ama bizim Rumlardan bir kısmı diyor. Ya onları bilmiyorlar diyor. Sonra yoğurt, sütten mahsulü en çok işte keçi peyniri yediklerini söylüyorlar. Yani şey diyor beslenme oldukça şeydi, zayıftı. Bir adam diyor bizden aldığı haftalığın diyor işte 3'te 2'sini neredeyse biriktirebilirdi diyor. Paralarla. Yani
ve bayramlarla ilgili anlatıyor. Diyor oruç zamanı diyor, Türkler için söylüyor tabii. Hiçbir şey yiyip içmiyorlar diyor. O yüzden tabii bu sıcaklık dayanmaları bir yıllar iş beklemek çok zor. İş tekliğe uyuyor diyor onlardan diyor. Çünkü bu imkansız da hep uyumakla geçiriyorlar zamanlarla. Tabii bir de diyor Paskalya zamanı diyor, bizim Rumlar diyor bütün işi terk ediyordu. Onlar durdurmak imkansız diyor. O zamanlar işleri durdurduk diyor. Ama diyor bunu da yine zamanı boşa geçmemesi için eksiklerimizi tamamlamak istiyor. Örneğin el arabalar eskimişti diyor. Morva Kalesi var. Bizim Asus'un karşısında Edirne'nin uç kısmı. Oradan marangozlara yeni el arabaları yaptırdık diyor. Yine kazma kürekler bozulmuştu diyor. Onları diyor Paşaköy'de çingene bir demirci vardı. Bunları hallettik diyor. Çizimlerimizi yaptırdık. Fakat diyor köyde en büyük sorun küçük paraydı diyor. Yani ödeme yaparken küçük para köyde çünkü diyor hiç kimse para kullanmıyor. Değiş tokuş. Yani işçilere paralarını ödeyemez diyor. Çünkü o para çok yani yarım mecidi olur. Demek küçük para ellerinde paralar büyük. Bozuk para sıkıntısı vardı diyor. Aa, çok ilginç. Ve diyor bunu bulamıyorduk diyor. Çünkü köyde de kimse de yok. Zaten kimse kullanmıyor. Etraftaki diyor değirmenlere gidiyorduk diyor. Mesela değirmenin bir tanesi galiba Babakale'de. Oralardan topluyorduk yine yetmedi diyor. Sonra diyor Midilli'deki bir papazdan ilginç bir yöntem öğrendik diyor. Orada bir papaz diyor ya da geldiği adamları ödemeler için onlara mühürlü mavi kağıtlar veriyor yanındakilerine fon gibi. Sonra toptan ödeme yapıyoruz. Biz de onu yaptık ve denedik diyor. Oldu diyor. Ama diyor, kazının bitimine doğru yine bir sürü sıkıntı yaşadık diyor para ödeme konusunda. Yani o dönemde bu tür şeyler var. Yine diyor ki aslında burada çok fazla domuzlar var. O kadar her taraf domuz diyor ama insanlar diyor hayvanları öldürüyorlar, hiç dokunmuyor, oldukları yerde bırakıyorlar. Bir gün diyor Yunanlı işçilere bize bir domuz yavrusu getirmek için onları ikna ediyoruz diyor. Ve onlar yakaladıkları domuzları bir tanesini günün birinde diyor köydeki Rum bakkala koyuyorlar diyor. Fakat diyor tesadüfen bir aksilik yaşadık diyor. Köylünün bir tanesi onu bakkaldaki domuzu görünce diyor bütün köye yayıldı diyor. Ve köylüler diyor bu bakkalı boykot ettiler diyor. Adam işleri kötü oldu diyor. Yani bir ay başka bir şey almadılar diyor. Ve biz diyor biraz da domuz eti falan yemedik diyor. Domuz içinden vazgeçtik diyor. Evet. Yani böyle bir süreçler var. Yani hocam hani anlattığınız her dakikada insan şunun farkına varıyor. Yani yaptığınız iş o kadar kıymetli ki. Evet yani işte kazıda hangi açmada ne çıktı, işte çıkan malzeme kataloğu, evet bunları görüyoruz fakat siz anlattıkça şunun farkına varıyorum, sahne arkasını o hikayeleri, yani o hikayeler artık işte 150 yıllık 150 yılı aşmış hikayeler, bu hikayeleri sanki hep gözden kaçırıyoruz gibi, öyle değil mi? Ama anlattığınız bilgiler çok kıymetli. Gezginlerden evleri anlatıyor. Bizim evler tabii ki önemli. Diyor ki köye gittiğimiz zaman ağa denen birine götürdüler bizi diyor. Ve biz ağa içeri kara tek oda, karanlık oda diyor. Her taraf iz. Yerde küçük bir tane kilim var. Ağa orada oturuyor. Yanında bir sandık. Esmer. İki büklüm bir adam diyor. Gariban diyor. Zavallı adam diyor. Yani ağa ama fakir. İşte ona diyor aldığım şey fermanımızı gösterdik padişahın. Hemen adam tabii ki tabii ki demeye başladı diyor. Ve bütün yazarlar şunu diyor. Tabii ki beklentileri çok yüksek. Buradaki insanlar diyor toprakla yani bu kent bu adını bile bilmiyor artık. Her şey Ceneviz diyor. Evet. Her şey eski kale dışında. Bunların diyor bir şey öğrenmeye niyetleri de yok. Çabalar da yok diyor. Hiçbir şey öğrenmeye niyetleri yok diyor. Bunlar kesin inatlı diye öyle gözle ifade bulunuyor. Çünkü şu insanlar geliyor bunlar hiçbir şey öğrenmemişler diyor. Evet. Evi anlatıyor. Diyor ki eve girdik diyor mesela. Hemen diyor işte bir odayı süpürdüler diyor süpürgeyle diyor tozunu aldı. İşte yere bir tane kilim serdi. Eve odaya girdi hemen diyor duvara bir tane çivi çattı diyor. Benim işte kırbacımı, bilmem silahımı, şapkamı birkaç çiviyle duvara onlar astı. O karşıda bir tane ocak. Kapı sadece kapıdan ışık geliyor diyor. Düz damlı onu anlatıyor. Kapının diyor şeyi bile yoktu yani anahtar arkada bir ahşap damını açıp kapatıyorlardı. Üzeri düz damlı ama diyor egzotikti mesela yani onu anlatıyor işte koyacak hiçbir şey yok.
ilk defa Türk kahvesi içmiş mesela, onu anlatıyor. Evet. Bana göre değil diyor. Yani çok şey diyor, sütü bir şey, hiçbir şey bilmiyorlar. Lan köye diyor, dışarıdan gelen hiçbir şey yok diyor. Tek köyde ithal olarak gelen kibrit şeyin diyor. Viyana'dan gelen uzun ahşap kibritler diyor. Köydeki tek dışarıdan gelen mal diyor bu diyor. Yani onun haricinde kendi ürettiklerini kendileri... Yani çok ilkeldi insanlar diyor. Gece uzaktan bakıyorlar bize diyor. Evet. Hocam bu arada kitaptan bahsedince kitap ne zaman çıkar, ne zaman okuyabiliriz diye soruyor izleyicilerimiz. Ortalama bir süre vermek mümkün olur mu hocam? Şöyle söyleyeyim, yani bir ay içinde, en geç yani bir ay içinde bu şey dizgisini yapmamız gerekiyor. Tabii içinde çok bilgi var. Yani bilgi derken içine çok fazla attığım için görseller çok fazla yani. Hı hı. Bulabildiğimiz asosyal ilgili bir insan açtığı zaman gezginler tek tek sayfaların aramalarına gerek yok. Ya da bütün bulabildiğimiz 1950-60'lara kadar ki köylerde bir bütün halde hacmi biraz büyüdü. Tabi baskı süresi İştaş da bizim sponsorumuz biliyorsunuz. Orada evet. Teşekkür etmek gerekiyor. Uzunca. Evet, kesinlikle. Aynı zamanda geçen yıl ve bu yıl yine Türk Tarih Kurumu bizim ana sponsor destekçimiz oldu. Ama Kültür Bakanlığımız da tabi izin ve şeyler, destekleri verdikleri için aslında bu üç kuruma da teşekkür etmeyi de unutmamak gerekiyor. O yüzden imkanlar, şartlar iyi olursa herhalde bu yıl içinde bunun çıkmasını arzu ediyorum açıkçası. Yani gelecek yıl değil, bu yılın sonlarına da ortasına doğru tabii yaşadığımız süreçte biraz hem kötü bir taraftan biraz da çalışma şansı bana verdi. Eve kapanıp konsantre bir şekilde çalışma imkanı da var. Avantajı çevirdik. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada izleyicilerimizden birisi demiş ki Osman Hamdi Bey'i böyle bilmiyordum. Hayal kırıklığına uğradım demiş ama hayal kırıklığına da uğramayın. Bu arada kızının Nazlı'nın Defteri diye bir kitap var. Onu okuyun. Kızı babasına gelen misafirlerle ilgili bilgiler veriyor. Hocam bu arada Instagram yayınımızı 1,5 dakika içerisinde kapatacak. Hocam o zaman şöyle Osman Hamdi Bey de bir şey söyleyeyim çünkü olumsuz değil de o tarihle aslında bu olayları o tarihi içinde değerlendirmek gerekiyor. Artı Osman Hamdi Bey olmasaydı belki bugün bir yasalar da çıkmaz. Osman Hamdi Bey'in hazırladığı Aptal Asker yasasına Avrupalılar çok kızıyor. Fransız arkadaşları buna çok kızıyor. Hazırladığı yasa gerçekten su altı arkeolojisi bile var. Yani mükemmel bir yasa hazırladı. Kusursuz bir yasa olduğunu burada kabul etmek gerekiyor. Arkeoloji enstitüsünü oluşturmuş. Eğer onu yok sayarsak o zaman çok şeyimiz hali olmayabilir. Daha kötü olabilirdi. O dönem şartları tabii ki. Artı bir şey de vermemiş adam. Yani izin verebilir ama ona yasal izin vermiş. Evet. Yani resimlerini satın alınabilir tabii. O öyle düşünmüyor. Çünkü bugün de resimleri değerli aldıklarına pişman oldu. Tam tersi oldu. Yani bazı olayları da 100 yıl önce değil de o dönem şartlarına bakmamız gerek. Taş alınması mı net şekilde. Yoksa tam bir yayın olacak. Hocam şu anda canlı yayına giriyoruz. Bu izleyicilerimiz gelecek. Yavaş yavaş geliyorlar. Kıymetli izleyiciler Instagram yayın süresi dolunca kapatıyor biliyorsunuz. Nurettin Hocam telefonda size veda etmek için... Sorusu varsa, yani sorular varsa da alabiliriz tabii. Evet, sorularınız varsa Nurettin Hocam yayında sorularınızı alabiliriz. Ben hocama buradan iletebilirim. Eğer yoksa da yavaş yavaş vedaya geçeceğiz. Ben bu arada notlarınıza bakıyorum, sorularınıza bakıyorum. Hocam emekleriniz dolayısıyla, ASOS'a verdiğiniz emekler dolayısıyla sizin de 1 Mayıs bayramınızı kutlamışlar dinleyicilerimiz. Bu arada hocam zor bir yayın yaptık fakat şöyle söyleyeyim, 104 kişi sonuna kadar ve neredeyse 2 saate giden bir yayında sağ olsunlar yayını terk etmeden bizlerle kaldılar. Sizi dinlemek hocam benim için de öyleydi, çok kıymetliydi. Bu arada bir izleyicimiz diyor ki ASOS'ta güncel kazılar ne durumda
demiş hocam. İsterseniz şöyle yapalım. Yani başka bir zaman sadece bizim yaptığımız çalışmalara kenti anlatabiliriz. Hocam kesinlikle 81 ve 83 yılı, hatta 81'den önce başladık. Evet, ve 81 ve 83 yıllarına kadar dinledik. Çok şahaneydi, etkileyici bir anlatımdı. Kazının başka bir yüzünü dinlemek çok güzeldi. Kıymetli takipçiler, hocamızdan huzurlarınızda bir söz alıyoruz. 83'e kadar kazıyı getirdik ve 83 sonrası için de hocamı bir daha dinlemek istiyoruz sanırım. Bu kadar uzun süre ve sıkıntılı yayına rağmen yayında kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam siz son olarak ne söylemek istersiniz? Şu anda dinliyorlar sizi. Tabii bu soruyu da cevapsız bırakmamak gerekir. Kılıcı orada cevap vereyim. Yani bizim ASOS'taki amacımız koruma, öncelikle çıkardığımız alanların korunmasını sağlamak istiyoruz. O yüzden de koruma ve kazı aynı zamanda bilimsel araştırma hepsi birbirine paralel gitmesi gerekiyor ama bizim önümüzdeki 10 yıl içinde bu çevre düzenlemesi bakanlık bitirdiği zaman oradaki biraz bu modern tekniklerle veya görsellerle insanların bu yapıları daha iyi algılaması için bir programlar yapmak istiyoruz. Yani yazılımlar yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında bakanlığın çok ilgisi var. Geçen 2 gün önce tekrar arandı. Evet. Bu bölgenin yani kent, tabii ki bir sürü kentlerimiz var bölgemiz. Hepsi birbirinden değerli. Fakat ASOS'taki tiyatronun bu festivaller ve etkinlikler için yapılabilecek çok özel bir konumu ve yeri var açıkçası. Herkes, her gelenler bunu söylüyor. Bu bölgede de yaz aylarında ileride bugünler geçecek. İnsanların bu tiyatroda bu tür faaliyetleri yapması için onun bir miktar onarılması ama abartmadan, onun özgün şeyini kaybetmeden bu projelerimiz çizildi, bitti. Şu anda kurul sürecinde ve sonrasında bakanlık bunu hızlı bir şekilde değerlendirmek talep ediyor. Yani bizim ASOS bir özelliği yaşayan bir kent. Yani bugüne kadar hiç terk edilmemiş bir kent. Büyük bir kent, küçülüyor ama asla terk edilmiyor. Yaşamın hep devam ediyor. Evet. Canlı bir kent. Liman aynı şekilde, yani binlerce yıl liman olarak kullanmış, hala liman fonksiyonunu kaybediyor. Çünkü oranın topografik yapısı, onun denizden uzaklaşması, limanın yok olması gibi bir sürü engelleri ortadan kaldırdığı için, yani coğrafyanın özellikleri bu kentin hiçbir şeyine zarar vermeden bugüne kadar gelmesini sağlıyor. O yüzden dediğim gibi yoğun bir sirkülasyon var. Önemli olan bu aslında turizm dediğimiz şey tabii ki önemli. Evet. Tabii bu iş bizim değil ama oradaki turizmciler veya başka girişimciler. Yani ASOS'un aslında 4-5 ay değil ama 12 ay boyunca farklı yaştaki insanların orada farklı aktiviteler yapacakları aslında özel, özgün bir aslında merkezi dönüştürmesi için belki hep beraber çalışıp bunu da yapmak gerekiyor ve eserlerin aynı zamanda korumamız gerekiyor. Sözlerim bitirirken size teşekkür ediyorum en azından. Estağfurullah. Bu konuda ilgi duyan insanlarla bizi bir araya getirdiniz ama bu aksaklık nedeniyle pek görüşemedik ama önemli sesimizi ulaştırdık. Bunun dışında 2 saat uzun bir süre bir şeyin karşısında oturmak, küçük bir cep telefonu karşısında. Evet. Bu kadar sabır gösteren bu dinleyici seyircilerimize diyelim artık, çünkü bunlar görüyor aynı zamanda. Evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine soruları varsa tabii ki size yazabilirler. Memnuniyetle bu sorulara cevap verebiliriz. Gönül isterdi ki bunu belki de bir müzede yapmak, aradaki mesafeyi koruyup belki aynı ortamda yaparsak belki daha interaktif olabilir diye düşünüyoruz. Bir dahaki sefere alması bunu da yapabiliriz. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Size ya da emeği geçen diğer arkadaşlarımıza hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hocam takipçilerimiz, izleyicilerimiz de size teşekkürlerini iletiyorlar. Hocam biz çok teşekkür ederiz. 2 saat bir süre yoğurduk ama sayenizde şahane bilgiler aldık ve kazı kadar, kazının içerisindeki o sosyal yaşamın da ne kadar önemli, ne kadar çarpıcı olduğunu
sizden dinlemiş olduk. Ve hocam ikinci programın sözünü de sizden alıyoruz. Çünkü izleyicilerimiz bunu belirtiyorlar. İnşallah ikincisinde dediğiniz gibi daha iyi bir çözüm geliştirip bunu yapacağız. Hem şahsım adına, hem kurumum adına, hem de izleyen herkes adına hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrar sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.